Nijerya'nın Borno eyaletinde bir kilise binasının yıkımı kilise pastörünün oğlunun ölümüne sebep oldu. Nijerya Hristiyan Birliği Başkanı yaşanan olayları kınadı. Nijerya'nın Borno eyaletinde bir kilise binasının yıkımı kilise pastörünün oğlunun ölümüne yol açtı. 5 Ağustos'ta kilise üyeleri protesto için toplanırken yıkım gerçekleşti. Yıkıma eşlik eden sivil ortak görev gücünün protestoculara ateş açması sonucunda 29 yaşındaki Bitrus hayatını kaybederken 5 kişi yaralandı. Ayrıca sivil ortak görev gücünün yıkım sürecinin ve saldırı görüntülerinin çekilmesini önlemek amacıyla kilise üyelerinin telefonlarına el koyduğu da iddia ediliyor. Bitrus'u vurmakla suçlanan kişi Borno Eyalet Valisi Baba Gana Zulüm tarafından emredilen soruşturma kapsamında tutuklandı. Nijerya Hristiyan Birliği'nin Borno Şubesi Başkanı Williams Naga, 7 Ağustos'ta düzenlenen basın toplantısında yaşananları kınadı. Naga, Nijerya Hristiyan Birliği'nin olayla ilgili soruşturma kapsamında temsil edilmesini ve kilisenin Borno eyaletinde yıkılan diğer kilise binalarıyla birlikte yeniden inşa edilmesini talep etti. Herhangi bir yıkım ihbarı almadıklarını söyleyen kilise temsilcileri, kilise binasının yasal olduğunu kanıtlayacak tüm belgelere sahip olduklarını belirtti.